Selamünaleyküm dostlar, ben Sabri. Bu videoda sizlerle daha önceden kutu açılımı videosunu paylaştım ama bir türlü inceleme videosunu paylaşma fırsatı bulmadım. iPhone modellerinden bahsedeceğim. Aslında bu bir inceleme videosu değil, sadece deneyim videosu olacak. iPhone 14 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Plus modellerinden bahsedeceğim. Neden bu modeller, ne alaka? Çünkü ben bunları kullandım. Kullandığım ürünlerden bahsetmeyi uygun görüyorum. Ayrıca hepsini kendi paramla satın aldım, kullandım. Bir süre sonra ya elden çıkardım ya da iade ettim. Zaten bir tanesini iade ettim. Bunlardan bahsedeceğim. Eğer iPhone alırken kafanız karıştıysa bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hem de sponsorlu bir video olmadığı için iyi dediğim özellikler tamamen kendi kullanıcı deneyimlerime bağlıdır. Kötü dediğim özellikler de yine aynı şekilde. Yani herhangi bir firma bize telefon göndermediği için zaten gönderse göndermese de fikriniz değişmez ama burada bir sponsorluk yok. Bunu aklınızda tutabilirsiniz. O zaman videoya geçmeden önce bir beğeni atmayı ihmal etmeyin diyelim. Şimdi güncel modellerden başlayalım. iPhone 15 Pro'yu ilk çıktığı gün satın aldım. Kendisinden çok memnundum ama ekran biraz ufak geldiği için bana değiştirme ihtiyacı hissettim ve iPhone 15 Plus'a geçtim. iPhone 15 Pro'yu sattım. 69 liraya almıştım, 70 liraya sattım. İşte ekran koruyucu, film, kılıf falan derken aldığım paraya satmış oldum. Ben halimden memnunum. Satın alan kişi halinden memnunum. Allah kabul etsin. Şimdi buradaki olay şu. iPhone 15 Pro'yu ben kutudan çıkardığım videosunu sizlerle paylaştım ve bana birkaç gün sonra şu yorum geldi. Abi telefon ısınıyor mu, bahseder misin? Yani bu soru gelene kadar telefonun ısındığına dair hiçbir şikayetim, hiçbir farkındalığım yoktu. Çünkü ben telefonu güç tasarruf modunda kullanıyorum. Böyle olduğu zaman hem pilim daha iyi gidiyor hem de daha uzun ömürlü bir pil sağlığım oluyor. Ben de bu şekilde kullanmayı uygun görüyorum. Zaten iPhone'ların işlemcisi çok güçlü olduğu için pil tasarruf modunda bile kullanırken herhangi bir kasma donma yaşamıyorsunuz. iPhone 15 Pro'da bu soru geldikten sonra pil tasarruf modunu kapattım. Evet, günlük kullanımda bir miktar ısınma vardı. Ama kendi kullandığım iPhone'lardan yola çıkacak olursam iPhone 11, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus, 15 Pro ve 15 Plus. Yani 6 tane model, farklı modeli son 3 yıl içerisinde kullandım ben. Hatta belki 4 yıl. Her birinde de güç tasarruf modunu kapattığımda bariz bir şekilde ısınma hissediyordum. Yani bu yeni bir şey değil. Bu hep vardı ama ısınma sorunu aslına bakarsanız şu şekilde algılanmalı. Bu bilgisayarlarda, tabletlerde, oyun konsollarında, telefonlarda hep bu şekildedir. Telefon ısınması veya cihazın ısınması değil, ısındığı zaman performansını düşürmesi onun ısınma sorunu olduğuna delalettir. Veya telefonu kullanırken, yani cihazı kullanırken diyelim, çok kısa süre içerisinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyorsa hani diyebiliriz ki ya bu çok çabuk ısınıyor vesaire. Ama ısınma sorunu var demek için o ürünün kesinlikle ısındığı zaman performansını düşürmesi lazım. 15 Pro'larda veya herhangi bir iPhone modelinde de ısındığı zaman performansını düşürüyor gibi bir şikayetim olmadı. Zaten piyasada da bu şekilde. Özellikle oyun testlerine bakacak olduğunuzda kıyaslamalara falan. Mesela Android'de çok güçlü rakipleri daha iyi grafik birimine sahip olmasına rağmen bir süre sonra FPS düşüşü yapabiliyor. Çünkü işlemci kısımları, termal durumlar falan biraz farklılık olabiliyor. Ama iPhone 15'ler nedense, daha doğrusu iPhone'lar nedense ısınsa bile performansını düşürmüyor. Durum bu şekilde. Yani ısınma sorunu yok. Evet, zaman zaman sıcak çalışabiliyor ama ısınma sorunu var diyeceğimiz bir şey yok. Bunu aklımızda tutalım. iPhone 15 Pro'da her ne kadar tüm iPhone 15 düz modelleri ve Pro modellerinin hepsinin ekran parlaklığı 2000 nit'e kadar ulaşabiliyor olsa da iPhone 15 Plus'a geçtiğimde fark ettim ki iPhone 15 Plus'ın ekranı daha parlaktı. Yani buradaki abuk subukluğu anlayamadım. Zaten bu 2000 nit parlaklık sürekli orada kalacak anlamında değil. Çok kısa sürelik o parlaklık seviyesine ulaşabilir anlamında teknik özellikler tablosunda okuduğumuz bir özellik. Büyük ihtimalle bundan. Yani normal kullanımda büyük ihtimalle daha düşük parlaklıklarda çalışıyor iPhone 15 Pro. Sonrasında işte ihtiyaç duyulduğunda işte ortam ışığını, güneşi algıladığında 2000 nit'e kadar ulaşabiliyor. Belki de ekranı daha büyük olduğu için ben iPhone 15 Plus'ı daha parlak gibi hissettim, bilemiyorum ama benim kendi deneyimim böyleydi. Mesela iPhone 14 Plus'ta kullandım. Orada çok parlak gibi hissetmemiştim. Onun da ekranı büyüktü ama iPhone 15 Plus'ın ekranı gerçekten parlak. iPhone 15 Pro'nun ekranı ise parlaklık konusunda bence 15 Plus'tan biraz düşük kalıyor normal günlük kullanımda. Hepsinin maksimum parlaklığı yoksa 2000 nit'e kadar ulaşabiliyor 15 ailesindeki tüm modellerin. Bunun haricinde
Her zaman açık ekran özelliği. iPhone 15 Pro'larda açıkçası bunu çok fazla kullanmadım. Ama şöyle bir durum söz konusu. Eğer telefonunuzla nasıl diyeyim hava atmak istiyorsanız ki birçok kişi bunu isteyebilir. Sonuçta 60, 70, 80 lira para vermiş telefona. Belki yani bunu bir statü meselesi olarak görüyordur. Belki başka bir şey hava atmak istiyordur. Şimdi telefonu yüzüstü koyduğunuzda arkadaki 3 kamera görünüyor ama şimdi iPhone 10, 11'den bu yana zaten Pro modellerin hepsinde arkada 3 kamera var. Önünü çevireceksin ki şöyle bir, değil mi, ekranı? Oradaki her zaman açık ekran belli olsun. Yani Apple'da zannedersem bu algının farkında olacak ki Pro modeller haricindeki düz modellere hep açık ekran özelliğini koymamış. Önceden Apple'da iPhone modelleri arasındaki farklılıklar bu kadar değildi. En azından yazılımsal olarak kısıtlamalar yoktu. Ama son senelerde özellikle bu sene 15 modellerine inanılmaz bir yazılımsal kısıtlama bulunmakta. Birazdan kamera özelliklerine de değinirken fark edeceksiniz zaten. Yani Apple üzerine basa basa diyor ki arkadaşın diyor telefon alacaksan bir zahmet git diyor Pro modellerden al diyor. Düz modellerden alıp beni uğraştırma diyor. Ben kar elde etmek istiyorum diyor. Durum bu şekilde dostlar. Yani acı ama gerçek, Apple bizleri düdüklemeye devam ediyor. Her ne kadar Apple ürünlerini sevsek de, hoşumuza gitse de Apple'ın bizi düdüklemesi, durum bu şekilde yani. Yalan söylemeye gerek yok sonuçta. iPhone 15 Pro'nun performansı vesairesi her şey çok iyiydi. Kamerası da güzeldi. Kamerada optik nedir onun adı? Zoom. Optik zoom dediğimiz olay 3x'e kadar olabiliyor. Bu da doğrudan üzerindeki periskop kamerayla yapılıyor. 15 Pro Max'te ise bu 5x optik zoom'a kadar ulaşabiliyor. Dijital zoom olarak ise 15x zoom yapabiliyor iPhone 15 Pro. Şimdi dijital zoom konusu önemli ama ben diyorum ki bunu 15 Plus'ı anlatırken daha detaylı değineyim. Öncelikle şu 15 Pro'nun güzelliklerinden bahsedeyim. 15 Pro'da titanyum malzeme varmış. Hissiyat olarak yani alüminyum da olsaydı olabilirdi. Ben titanyum olmuş diye çok fazla şey yapmadım ama buradaki malzemenin daha önceki Pro serisindeki çelik malzemede biliyorsunuz ayna gibi parlak bir yüzey vardı ve çok fazla parmak izi tutuyordu. Ben beyaz rengi aldığım için zaten parmak izini çok fazla hissetmedim ama fırçalanmış olması bence çok iyiydi. Ben iPhone 15 Pro'nun işte malzemesini vesairesini çok beğendim. Şöyle bir de durum var. Type-C portu. Şimdi Type-C portunda diyorlar ki bazı kanallar buna özel shorts videoları çektiler. İnanılmaz gereksiz bir şey. Şimdi Type-C portu olduğu için artık diyorlar iPhone'lara harici hard disk, harici bellek, harici SSD bağlayabileceğiz. Dostlar, iOS 13 işletim sistemi yayınlandığı gün itibariyle iPhone'lara ve iPad'lere zaten harici hard disk bağlayabiliyorduk. Gerekli dönüştürücü Lightning adaptörü alıyorduk. Eğer iPad Pro kullanıyorsak zaten Type-C vardı o dönemde de. Doğrudan bağlıyorduk ve harici depolama birimlerini bağlıyorduk ve dosya yöneticisinden görüntüleyebiliyorduk. Hiçbir sıkıntı yoktu. Şu anda sadece Lightning portu Type-C'ye dönüştüğü için Type-C'de daha kolay bulunabilen bir kablo olduğu için Lightning dönüştürücü kablolara göre doğrudan bağlayıp görüntüleyebiliyoruz. Öncelikle bunu hani yeni gelmiş bir özellik gibi tanıtmaya gerek yok. iPhone 15 Pro modellerindeki Type-C portunun 10 gigabit, bu arada gigabit dediğimiz şey saniyede 10 GB değil, saniyede 10 gigabit veri aktarımıdır. Yani 10 GB'ı 8'e böleceksiniz. Oradaki sonuç 1 saniyede aktaracağınız megabyte boyutu olur. Dostlar bunu da kenara bir yere yazın. Çünkü 8 bit 1 byte yapıyor. Böylelikle hesaba ulaşmış olursunuz. Buradaki şöyle bir detay bulunmakta. Ben buradan şunu anlıyorum. Şimdi iPhone 15 Pro'larda yere göğe sığdırılamayan anlatılan bir özellik. Harici SSD'ye doğrudan ham haliyle video kaydı. Buna RAW mu deniyordu? Ne deniyordu işte? Ham video kaydı diyelim biz buna. Tam az aklıma gelmiyor. Yapabiliyorsunuz diye anlattılar. Aslında bu iPhone'un bir özelliği değil, bir negatif özelliği. Neden diyecek olursanız, bu özelliği gördüğümde ve kullanıcıların yorumlarını videolarda ve yorumlarda okuduğumda, izlediğimde çok bariz ortada yani. Bu iPhone'un eksikliği. Nedir bu eksiklik biliyor musunuz? iPhone'un dahili depolama alanı
yavaş kalıyor. RAW formatında, yani ham video kaydında sadece 60 FPS çekmek istediğiniz, 4K 60 FPS çekmek istediğiniz zaman harici SSD'ye doğrudan kayıt yapıyor. 4K 30 FPS ham video kaydetmek istediğinizde harici SSD'ye kaydetmiyor. Veya normal siz ham video çekmek istemiyorsunuz. Normal 4K 30 ya da 4K 60 çekmek istiyorsunuz. Onları da dahil depolamaya kaydediyor. Doğrudan SSD'ye yazmasını istiyorsanız ham videonun 60 FPS ve 4K çözünürlüğünde olan versiyonu seçiyorsunuz. O zaman harici SSD'ye kaydediyor. Yani bundan da şunu anlayabiliriz. Harici SSD'lerin okuma yazma hızı biliyorsunuz ki çok yüksek. Apple'ın iPhone 15 Pro modellerini kullandığı dahili depolama biriminin okuma yazma hızının o kadar yüksek olmadığını ve geri kaldığı için de dahili depolamaya kayıt edemediğini görüyoruz. Eğer siz 60 FPS ham 4K video çekmek istiyorsanız SSD'yi bağlamadığınız takdirde harici SSD kendi dahili depolama alanına bu kaydı yapamıyorsunuz. Buradaki farklılığı umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Güzel bir özellik, kesinlikle şey değil, kötü değil ama özelliği okuduğumda kardeşim ben SSD'ye yüksek kayıt yapacağıma doğrudan telefona kaydedeyim. Ya yani ben bunu isteyebilirim. Ben çünkü kendim şahsen telefona kaydedip telefonun içerisinde işleyip sonra telefondan YouTube'a yükleme yapan birisiyim. Tablet kullanırken de öyle. Mesela şu anda bu videoyu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın ön kamerasından çekmekteyim. Geniş açı, evet geniş açı modundan çekiyorum. Arka planın kusuruna bakmayın. Evi su bastı. Birazcık böyle oldu durumlar. Çatı katında da nasıl su basar diyebilirsin ama böyle oldu artık çatıdan. Durumlar böyle dostlar. Şimdi iPhone 15 Plus'a gelelim. Apple bu sefer demiş ki kardeşim iPhone 15 Plus veya iPhone 15 almalı. Gitti oradan 15 Pro al. 15 Pro Max al demiş. Neden? Şimdi ekranda 60 FPS alıyoruz. Bu bir eksiklik. Performans olarak bir önceki senenin işlemci Pro modellerini kullanan işlemcisini kullanıyoruz. Bu bir eksiklik. RAM olarak 8 yerine 6 kullanılıyor. Bu bir eksiklik. Burada bir parantez açayım. Eksiklikleri saymaya devam edeceğim. RAM kullanımı konusunda. Apple cihazlarda RAM'den hiç bahsetmiyoruz. RAM çünkü Apple'lar iOS işletim sisteminde çok önemli değil diyen kullanıcılara inanmayın, aldırış etmeyin. RAM önemlidir. Ya RAM önemsiz olsa Apple manyak mı ki 4 GB RAM'le ürünlerini piyasaya sürmeye devam eder. Aynı fiyatı da koyar. Neden fazladan RAM maliyetine girip de kendi kar marjından düşürsün? Yani az da olsa kar marjından düşürmüş oluyor. Neden RAM'i yükseltiyor? Çünkü RAM önemli. Oyun oynarken önemli. Video işlerken önemli. Fotoğraf işlerken önemli. Arka planda uygulamalar tutarken önemli. Hatta şu anda dinamikada falan var. Birden fazla uygulamayı arka planda aktif bir şekilde çalıştırdığı için RAM her halükarda önemli. Konsol kalitesinde oyunlar şimdi gelecek iOS platformuna, RAM'in önemini daha çok hissedeceksiniz. Yani RAM önemli. Bugün 8 GB yerine 6 GB RAM'li bir iOS cihazı seçtiğinizde belki 1,5-2 yıl sonra ya bu neden böyle kasıyor, donuyor, iPhone'larda böyle bir şey olmaması lazımdı diyeceksiniz. Şu anda iPhone 11 kullananlar. Bu arada bu bahsettiğim şeyler hani telefonu sadece sosyal medyada kullanan arkadaşlarımız için geçerli değil. Yani sadece WhatsApp'tan yazı yazayım, Instagram'a birkaç fotoğraf atayım diyen arkadaşlarımızın umursamasına gerek yok. Ben telefonu alacağım, içinde içerik üreteceğim, işte oyun oynayacağım, telefonun canını çıkartacağım diyecek arkadaşlarımız için söylüyorum. Bunlar RAM'in eksikliğini fazlasıyla hissedecekler. Ha iOS cihazlarda RAM kontrolü çok iyidir. Yani arka planda tutulan uygulamalar bir süre sonra dondurulur, orada kalır. Yeniden açtığınızda kaldığı yerden başlayabilir ama o onu inanılmaz küçük bir şekilde RAM'de tutar. Bu konuda iyidir. Bu yüzden Android'deki kadar çok yüksek RAM'e ihtiyacı yoktur belki. Ama sonuçta Android cihazların daha fazla beceriye sahip olduğunu söylememize gerek yok sanırım. RAM konusunda eksikliğimiz var. Devam edelim biz eksikliklerden. Bunun haricinde en baba eksikliğimiz de kamera konusunda karşımıza geliyor. Şimdi performans konusu çok fazla ön planda değil. Çünkü iOS'in, daha doğrusu iPhone'lardaki A16 işlemcisi de çok iyiydi. Hatta A15 işlemcisi de çok iyiydi.
Hepsinden çok memnunum. Önümüzdeki yıllarda da büyük ihtimalle kullanıcılar telefonlarını, mesela iPhone 14 veya 13 kullananlar belki birkaç yılda telefonlarını değiştirme ihtiyacı hissetmeyecekler. Ama şöyle bir şey var. Kameradaki eksiklikler bariz bir şekilde karşımıza geliyor. Özellikle benim çok önemsediğim birkaç konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi zoom. Yani şimdi iPhone 15 ve 15 Plus modeline 48 megapiksellik sensör getirilmiş. Öncelikle bu sensör iPhone 14 Pro ve Pro Max'teki 48 megapiksellik sensörden farklı. Kesinlikle bunu aklınızda tutun. Aynı sensör değil. Önceden ne yapıyordu Apple? Mesela iPhone 12 Pro modellerindeki ana sensörleri iPhone 13 modellerine getirmişti. iPhone 13 Pro'daki o sensörleri iPhone 14 düz modellere getirmişti. iPhone 14 Pro'daki sensörü iPhone 15'e getirmedi. Bunu aklınızda tutun dostlar. Bu çok önemli bir detay. Her ne kadar 48 megapiksel olsa da o kadar iyi 48 megapiksel değil bunlar. Zoom konusunda eksik kalıyorlar. Şimdi dijital zoom olarak 10x dijital zoom yapabiliyor iPhone 15 ve 15 Plus modelleri. Ben 15 Plus'ı kullandığım için sürekli Plus olarak anlatacağım ama 15'lerde de aynı şey söz konusu. 10x dijital zoom hem zoom kötü hem de yetersiz. Ya madem 48 megapiksel kamera var burada, en azından bana 20x bir zoom yapabilme kabiliyeti verseydin çok iyi olurdu. Zoom yapıp fotoğraf mı çekeceksin diyebilirsiniz. Ya dostlar, dijital zoomla fotoğraf çekmek pek akıl kârı değil. Bunun ben de farkındayım ama zaman oluyor uzaktaki bir tabelayı okumamız gerekiyor. Zaman oluyor uzaktaki bir nesneyi görmemiz gerekiyor. Yani uzaktaki bir şeyi yakınlaştırıp okumak adına, bakmak adına, algılamak adına zoom'a ihtiyacımız olabiliyor. Yani olabiliyor yani. Hepimizin karşısına gelmiştir bu durum. İşte iPhone 15 ve 15 Plus modelinde 10x dijital zoom var. Yani çözünürlük artmış, bari zoom'u da birazcık arttır, değil mi? Bunu yapmamışlar. Ama asıl bomba özellik şu. iPhone Pro modellerinde makro çekim ultra geniş açı kamera ile yapılır. iPhone 15 ve 15 Plus'ta ve işte iPhone 13'te, 14'te hepsinde ultra geniş açı kamerası var. Ama makro çekim modu yok. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Olmaması bizlere şöyle dezavantajla karşımıza geliyor. Bunu aslında sürekli iOS cihazlar kullanmış, sürekli iPhone kullanmış ve kullandığı ürünün farkında olan arkadaşlarımız fark etmiş durumdalar. Bunun ben de onların fark ettiğini fark ettim. Ne zaman makro çekim modu karşımıza geldi? Hatırlayacak olursanız iPhone 12 Pro'larda vardı. iPhone 12 Pro'lar tanıtıldığı gün ben dedim ki aman Allah'ım, işte makro çekim modunu iPhone'lara koydular. Şimdi normal iPhone'ların ana kamerasındaki yakın mesafeden netleme oranını düşürecekler dedim yazılımsal olarak. Aynen öyle oldu. Elimde kullandığım iPad'in yakın mesafeden algıladığı o netlemesi artık kaybolmuştu. Artık hiçbir iPhone'un ana kamerasında böyle yakından çekim yapmak istediğinizde o netlemeyi kaybediyorsunuz. Doğrudan makro çekim moduna geçiyor. Makro çekim modu içinde ultra geniş açı kamerayı kullanıyor. Ama ultra geniş açı kamera düz modellerde olsa da ne yazık ki bunu yine yazılımsal olarak iPhone, Apple bunu kısıtlıyor ve düz modellerde bunu kullanamıyoruz dostlar. Peki dezavantajı nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela telefonu elinize alıyorsunuz. Bir belge var. Onun fotoğrafını çekeceksiniz veya bir barkod var. Fotoğraf çek. Yani yakınlaşmanız gereken bir şey var diyelim ki, tamam mı? Bir kola kapağı düşünün. İçerisindeki şifreyi okuyacaksınız ama yansıma yapıyor. Okuyamıyorsunuz. Diyorsunuz ki kameradan çekeyim de okuyayım. Netlemiyor. Netlemiyor yani. Hiçbir şekilde netlemiyor. Pro modellerde netliyor. Düz modellerde netlemiyor. Çünkü ana kameralardaki yakın mesafede netleme özelliği iPhone'lardan iOS ya daha doğrusu iPhone 12 tanıtıldığı günden itibaren ne yazık ki kaldırıldı. Öncesinde tüm iPhone'larda ana kamerada da yakın mesafeden çok güzel netleyebiliyordu. Tamam bir makro fotoğraf gibi netlemiyordu ama netliyordu, sonuçta iş görüyordu. Artık netlemiyor. Bunun haricinde de Pro modellerde işte milimetre seçebiliyorsunuz. İşte 35 milimetre, 24 milimetre falan. Tabii bunları da yazılımsal olarak yapıyor ama
düz modellerde yapmıyor dostlar. Şimdi pil performansından birazcık bahsedeyim. 15 Pro ve 15 Plus ile ilgili kesinlikle bariz bir şekilde Plus modelinin pil performansı çok iyi. İnanılmaz iyi. iPhone 15 Pro gün içerisinde bende şu hissiyatı uyandırdı kullandığım süre boyunca. Ya biraz parlaklığı kısayım da pilim uzun gitsin. Zaten pil tasarruf modunda kullanıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. İşte biraz az TikTok'a gireyim de daha çok pilim gitsin. Yani eve gittiğimde de birkaç saat boyunca şarj etmek zorunda kalmayayım diyordum. Ama iPhone 15 Pro'da hani günü tamamlasam da böyle kendimce o önlemlerimi, o tedbirlerimi almam gerekiyordu. 15 Plus'ta ve daha önceden kullandığım 14 Plus modelinde ise telefonu kullanırken kesinlikle ama kesinlikle işte telefonu az kullanayım, yok parlaklığını kısayım, yok işte şunu yapayım, bunu yapayım diye bir önlem almama gerek kalmıyordu. Telefonların pil ömrü gerçekten harika. Dolayısıyla pil sizin için çok önemliyse 15 Plus ya da 14 Plus'ı seçebilirsiniz. Böyle bir ayrım bulunmakta dostlar. Şimdi gel gelelim hangi iPhone'u tercih etmeliyiz gibi konuya. Fiyat farklarına bir bakalım dilerseniz. Düz iPhone 15'in şimdi şöyle de bir şey var. Ben hiçbirinin 128'ini önermiyorum kimseye. Kısa vadede belki yeterli gibi düşünebilirsiniz. Bazen etrafımdaki kullanıcılar 128'lik iPhone 14 Pro Max almış. Ya dedim o kadar para verdin niye 256'lık almadın diyorum. Diyor ki ya ben bulut depolama kullanıyorum. Ya bulut depolamayı zaten kullanacaksın. Google Drive alırsın, iCloud alırsın, işte OneDrive alırsın, ne alırsın bilmem ama bulut depolamayı zaten kullanacaksın. Önemli olan yanında taşıyacağın dosyalar için 128 GB yetmeyecek ki. Dolayısıyla her zaman için 256'lığı öneriyorum. Düz iPhone 15 modelinin 256'lığı 54 lira. iPhone 14 15 Pro'nun 256'lığı ise 69 lira. Aralarında 15 lira fiyat farkı var. Bu da yaklaşık olarak %27-%30 civarında bir şey. Şu anda tam hesaplamadım kafamdan. Söylüyorum dostlar. %30'a yakın bir tutar. iPhone 15 Plus'ın da 256 GB'lı 61 lira. Burada 15 Pro ile aralarındaki fiyat farkı biraz azalıyor. %10-15 civarına kadar düşüyor. Ama düz modellerde kayıplarınız çok fazla. Ama 15 Plus ile 15 Pro arasında bir seçim yapmak istiyorsanız ekran boyutu farkı araya girecek. Büyük ekranlı bir iPhone kullandıysanız mesela geçen sene örnek veriyorum iPhone 14 Plus kullandınız veya iPhone 12 Pro Max'i aldınız büyük ekranlı telefonu birkaç yıldır kullanıyorsunuz. Bu yılda acaba iPhone 15 Pro Max mi alsam 15 Plus mı alsam ya da Pro Max değil de küçük ekranlı olan Pro'yu mu alsam diye düşünüyorsanız kesinlikle büyük ekrana alıştığınız için küçük ekrana geçtiğinizde klavyeden tutun da İşte birçok uygulamadaki deneyimlerinize kadar bütün alışkanlıklarınız değişiyor. Büyük ekran kullandıysanız büyük ekranla devam edin. Küçük ekrana alışkınsanız siz çok iyisiniz. Alışkanlığınızı değiştirmeyin ve küçük ekranla devam edin. Biraz paranız cebinizde kalsın. Yani büyük ekranı ben bayağı alıştığım için dostlar büyük ekrandan devam etmek zorundayım. iPhone 15 Plus'ı aldım. Aldığıma pişman oldum. İade ettim ve iPhone 15 Pro Max'in siparişini verdim ve şu anda da beklemekteyim. Şimdi iPhone 14 Plus'ın da fiyatlarına bakacak olduğumuzda bazen kampanyada falan görüyorum ben Amazon'da 512 GB'lı 60 bin liraya falan geliyor. 256'lı da 512 GB'lı 51-52 bin liraya geliyor. 256'lı da 49-50 bin lira civarında. Şimdi burada kafalar biraz karışıyor acaba iPhone 14 falan alsam mı diye. Şunu söylüyorum. Yeni telefon alacaksınız değil mi? Yeni alıyorsunuz. Yani zaten yeni de yani eski modeli niye alayım? Öyle ya. Şimdi 50 bin lira ona vereceğime arada %20 fark oluyor gerçi ama 60 bin lira veririm 15 Plus alırım. Veya bir miktar daha para koyup işte 15 Pro Max falan alabilirim. 50 bin lira bugün az bir para değil çok para. Eğer 50 bin lira birinin cebinden çıkabiliyorsa bence 70-80-100 de çıkabilir. Hiç problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Ha bunu problem edecek arkadaşlar lütfen kendi nefsinize hakim olun, ihtiyaçlarınızı ona göre değerlendirin ve daha başka modellere yönelin.
iPhone 13'leri hiç kimseye önermiyorum. Çünkü iPhone 13'ler piyasaya çıkalı bayağı oldu. 13'ün üzerine 14 geldi. Üzerine 15 geldi. Yani aradan 2 yıl geçmiş. Artık 13'e almayın. Yani sıfır olarak 13 almayın. İkinci el piyasada falan alırsınız belki ama şimdi RAM'i düşüktüz 13'lerin. RAM'i 4 GB, bunun sıkıntısını yaşayacaksınız. En azından 13 Pro ya da 14, 14 Pro falan alırsanız buralarda 6 GB RAM var. Bir miktar idare edebilirsiniz. Ama genel olarak ben 13 modelini, düz 13'leri hiç kimseye önermiyorum. Geçen sene de önermiyordum. Bu sene de önermiyorum. Önümüzdeki sene de büyük ihtimal önermemeye devam edeceğim. Aradaki RAM farkı Pro modelleri ile düz modeller arasında sanırım anlaşılmıştır. Uzun vadeli telefon kullanacaklar kesinlikle ve kesinlikle 15 Pro modellerine yönelmeli. Bu sene satın alınabilecek en mantıklı iPhone modeli 15 Pro Max. Neden 15 Pro Max olduğunda zaten az önceki anlattıklarımdan fark etmişsinizdir. Büyük ekran, daha uzun pil ömrü, maksimum özellik diyelim buna. Çünkü periskop kamerasında 5x optik zoom vardı. Ve her şeyin maksimum olması Pro Max. Düz Pro modeli ile Pro Max arasında da şöyle bir detay bulunmakta. Şimdi Pro Max'lerin en düşük modeli doğrudan 256 GB olarak başlıyor ve başlangıç fiyatı 76.500, 77.000 lira diyelim. 15 Pro'nun da 256'lı 69.000 lira. Arada 8.000 liralık bir fiyat farkı var ve bu da yaklaşık 10, %10, %12 gibi bir fiyata tekabül eder. Dostlar bu kadar, yani 68'i veren 76'yı da verir. Eğer ekran boyutu farkı sizin için çok önemliyse, çok minik elli ve dar pantolon giyen biri değilsiniz. Yıllardır ben küçük ekrana alışmışım. Ya büyük ekrana geçsem mi geçmesem mi diye düşünüyorsanız tamam, küçük ekrandan devam edin. Ama büyük ekranın özellikleri, kullanışlılığı kesinlikle çok daha bambaşka, çok daha farklı. Büyük ekrana alıştıysanız da küçük ekrana geçmeyin. Benim gibi pişman olursunuz. Doğrudan bir kullanıcı deneyim olarak, detay olarak sizlere böyle söyleyebilirim dostlar. Başka da aklıma gelen bir şey yok. Hani pilden bahsettik, malzemeden bahsettik. Ha, iPhone 15 Pro'da bir parmak izi varmış, boya atması varmış vesaire. Zaten bunu kullandığım 10 günde, 12-13 günde bunu fark edemedim. Bende bir boya atması olmadı. Zaten bu kadar para verdikten sonra birçok kişi bunu kılıfla kullanacaktır ama kılıfsız kullananlar için de eğer boya atmasından, çizilmesinden çok fazla endişe ediyorsanız açık renkli olanlara, beyaz titanyum ve natural titanyum modellerine yönelin. Ama siyah titanyum ve mavi titanyum da daha premium duruyor. Daha baba hissettiriyor kullanıcısında. Daha oturaklı duruyor. Bunu da unutmamak lazım. 15 ve 15 Plus ile ilgili düşüncelerim de kesinlikle benim fikrimdir bu. Yani o kadar para vermişken bence bu modellerden uzak durun. Yeni bir iPhone modeli satın alıyorsunuz. Biraz kendinizi zorlayın ve Pro modellere yönelin. Geçen senenin modellerine mümkün olduğunca bakmayın. Ha çok, yani maddi konuda sıkıntınız vardır, bir şey diyemem ama hani o kadar da sıkıntının varsa arkadaşım, ya git Android'de 50 bin liraya S23 Ultra var. Bak işte iPhone 15 Pro Max'e kafa kafaya. Hatta bazı konularda daha da iyi bir durumda. O 50 bin lira 512 GB. iPhone 15 Pro Max'in 512 GB'da 85 lira. Arada 15 bin lira, 35 bin lira fark var. 35 bin lira bir tane Tab S9 Ultra alırsın. 27 bin lira kendisi. Bir tane saat alırsın. Bir tane de Buds 2 Pro kulaklık alırsın. Yani komple ekosistemini kurabilirsin iPhone 15 Pro Max alacağına Samsung tarafında. Ve daha fazla özelliğiniz olur. Gerçi bunu Android iOS kıyaslaması yaparız bir ara. Yani Samsung Apple kıyaslaması demek daha mantıklı olur. Böyle yapabiliriz. Ama şimdilik böyle. Hani değinmeyi unuttuğum bir konu varsa benden duymak istiyorsanız yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. iPhone 15 Pro Max'in de dediğim gibi siparişini verdim. Geldiği zaman hızlı bir şekilde video, fotoğraf ve oyun performansları ile de karşınızda olacağım. Benim iPhone 15'ler ve 14 Plus ile ilgili kısa, acizane kullanıcı deneyimi, görüşlerimi video boyunca duydunuz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Beğenilerinize de ihtiyacım var. Motive olmak ve daha iyi videolarla karşımıza gelebilmek için dostlar diyelim ve video burada durduralım. Bu videonun tamamını Galaxy Tab S9 Ultra'nın ön kamerası ile çektim. Herhangi bir mikrofon da kullanmadım. Doğrudan kendi mikrofonlarıyla da kaydettiğimi belirtmeliyim. O zaman kendinize iyi bakın dostlar. Şuradan da kapatayım. Allah'a emanet olun.